Şubat depreminden bu yana Adıyaman halkımızla iç içeyiz. Onların yaralarını bir nebze merhem olmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah şu an iyi bir şekilde Adıyaman toparlanıyor. Kendine yavaş yavaş geliyor. Yaklaşık depremin 1. yılı yarın olacak. Bizi dinleyen ev sahiplerimizden de bizi yalnız bırakmamalar. Tabii ki yani o ilk günlerdeki gibi zaten yardımlar geri biraz soğudu. Evleri yıkıldı. İnşallah oradaki kardeşlerimize de zaten olayı duyarlılık göstererek onlar da Filistin'e yardım ediyor. Ervanımız da gerçekten de ilk günden itibaren sahadaydı. Özellikle depremde yaralı olur, yardıma muhtaç olur bütün depremzedelere biz bir nebze olsun dokunmaya başardık, dokunduk, kalplerine dokunmaya çalıştık. Bununla beraber köylerimize yardımlar götürmeye çalıştık. Merkezde, konteyner kentlerde aşı olmayanlara gıda götürmeye çalıştık. Şu an Adıyaman'dayız. Adıyaman'da inşallah depremin yıl dönümü nedeniyle 11 ilimizde de Umut Kervanı ve diğer yardım kuruluşlarımızla beraber inşallah programımızı yapacağız. Yetimler Vakfı, Avrupa Yetimeli, Uluslararası İHO Ebrar Yardım Kuruluşu. Biz depremin ilk günden itibaren buradaydık. Yalnız bizim buradaki kardeşlerimiz zaten o günden beri burada bu çalışmalarını yapıyorlar. Biz de merkezden dönem dönem zaten buraya gelip gidiyorduk. Siz de buradaydınız. Yani şu an durum nedir? İnşallah biz zaten şimdi çıkıp hem kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz, ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Konteyner kentlere gideceğiz. İnşallah kardeşlerimizin duyurularını alacağız. Yani bizler de inşallah bu yıl dönümü münasebetiyle burada bir dizi programlar olacak. Bu sadece Adıyaman'da değil, diğer deprem bölgelerinde de aynı şekilde bu çalışmalarımız devam ediyor. Şu an farklı yerlerde koordinatörlerimiz, merkezden giden yönetim kurulu üyelerimiz inşallah depremzede kardeşlerimizi ziyaret ediyorlar. Onların acılarına ortaktırlar. Hep onların yanında olduklarını zaten özellikle beyan ediyorlar. Biz de bugün bir dizi çalışmalar yapacağız. Konteyner kentteki kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Aile ziyaretlerimiz olacak. Çocuklarımızı sevindirmeye çalışacağız. Bir nebze de olsun. Vefat eden yakınlarının yokluğunu biraz daha onları unutturmaya çalışacağız. Ki zaten unutturamayacağız. Yani bu acılar hala tazedir, onu görebiliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. İnşallah yarın sabah da sabah saat 4:17 geçe saatli kulenin yanında diğer STK, diğer resmi kurumlarla beraber bulunacağız. Orada programımızı icra ettikten sonra Yeni Pınar Camisi'nde sabah namazında buluşacağız. Orada Kur'an-ı Kerim okunacak. Kardeşlerimize dualar edeceğiz. Sonra orada ikramlarımız olacak cami çıkışında ve daha sonra da kabristana giderek oradaki ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Öğle namazında da kabristan mezarlığında bir mevlid okunacak. Vefat eden kardeşlerimiz için yine Kur'an-ı Kerim okuyacağız, onlara dua edeceğiz. Yine bizim yarın da aynı şekilde depremzede kardeşlerimizin acılarını paylaşmak adına onların yanına gideceğiz. Acılarını paylaşacağız, aile ziyaretlerimiz olacak. Akşam da mübarek gece, Miraç gecesidir. İnşallah yine Yeni Pınar Camisi'nde orada güzel bir program icra edeceğiz. Yine Kur'an-ı Kerim, dua ve mevlidler okunacak. Çıkışta da yine ikramlarımız olacak. Ve en önemlisi de bu deprem acısını kardeşlerimize paylaşmak adına Rehber TV'de deprem özel yayını gerçekleştireceğiz. Demokrasi Parkı'nda olacağız. İlk günden itibaren oradaydık. Aylarca sürdü, 76 güne yakın. Orada çadırlarımız, aşevlerimiz oldu. O aş evlerimizde kardeşlerimize ikramlarda bulunduk, acılarını paylaşmaya çalıştık, diğer ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İnşallah yine onu yad edeceğiz. Kardeşlerimizin yanında olacağız. Biz onlara dua edeceğiz, onlardan da dua bekliyoruz. Bir daha böyle bir acı inşallah yaşamaz hiçbir insanlık alemi ve bununla beraber vefat eden 53 bin canımıza da Rabbimizden rahmet diliyoruz. Rabbim
Onların mekanlarını cennet etsin. Bir musibetle vefat ettiler, Rablerine kavuştular. Allah-u Teala bir daha böyle acılar yaşatmasın ve bu vefat eden tüm kardeşlerimizin yakınlarına da Rabbimizden sabrı, cemiller diliyoruz. Allah-u Teala hepimizin yardımcısı olsun inşallah.